Biz istedik ki farklı bir şeyler olsun. Ve farklı işler yaptığımıza da inanıyoruz. Bununla birlikte biz hareketli tracking sistem dediğimiz, aynı zamanda patent sahibiyiz, iki yönlü, kendi ekseninde 360 derece ve 300 derecelik açıyla dönen ve bu gezici mobil solar sistemini bizden yine Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde böyle bir proje istendi, yapar mısınız denildi. Biz de yaptık ve bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz ve tüm insanlara hizmet olsun diye sunmak istiyoruz. Biz Kahramanmaraş'ta daha büyüklerine yapabileceğimize inanıyoruz. Sadece yani büyüklerimizden, gerek devlet büyüklerimizden, gerekse iş adamlarımızdan bize destek olmalarını, biz Kahramanmaraş sanayisinde küçük bir esnaf olarak iş yapıyoruz ama daha büyüğünü de yapabileceğimizi yaptığımız işlerle göstermeye çalışıyoruz. Mobil solar, bunu bağ evlerinde, Kahramanmaraş'ın meşhurdur bu, sulamalarında, arazi sulamalarında, bunu yine göçebe olarak dağlarımızdaki bulunan arıcılık olsun, koyun olsun, yani yerelde de ahır türü, ki şu anki yaptığımız projenin işi onunla alakalı. Bunlar da her türlü kullanabilirler. 64.700 küsür ve artık kadebe şeklinde yapıldı. Tekleme yapıldı. Ha bu adetli olursa bunun rakamı atıyorum 50'ye de çekilebilir, 48'e de çekilebilir. Yani o arada, o aralıkta adetli bir şekilde herkese ulaşır. Sunmuş olduğumuz proje ilk maliyeti olan bir proje. Bundan sonraki hiçbir şekilde elektrik parası ödenmeyecek. Yani 30 yıllık üzerindeki panelin hizmet süresi var. 10 yıllık garanti süresi var. Bunlarla birlikte çiftçi bir kere alacak. Ve artık bedava kullanacak. Elektriği bedava kullanacak. Ve bu bedava kullandığı elektriği her açıdan, her alanda kullanabilecek. Isıtmada kullanabilecek. Atıyorum elektrik enerjisi olarak kullandığımız tüm makinaları, teçhizatları kullanabilecek. Onun dışında kışın kalorifer olarak da kullanabilir. Bu projeyle beraber 24 panel kullandık. Güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üretiyoruz. Bu sistemde 24 tane 12-12 blok olmak şeklinde iki hat oluşmaktadır. %70 civarında elektrik üretebiliyoruz ve bu havalarda bulut kalınlığına bağlı olarak üretim yapabiliyoruz. Işığın olması lazım. Işık olduğu civarda sıkıntı yoktur. Silisyum ve fosfor bu emilimi yaptığı için elektriği üretebiliyoruz. Devam et. Hadi.